Hayırlı günler değerli izleyenler. Hayatı sürdürürken zaman zaman dünyanın eğlencesi, süsü, bir takım göstergeleri hayatı bize sadece dünyadan ibaretmiş gibi düşünmeye sevk edebiliyor. Ve buradan harekette bu bütün eylemlerimize yansıdığı gibi ibadetlerimize ve dualarımıza da etki edebiliyor. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Bakara Suresi'nde hacdan bahsettiği, hacdaki ibadetlerden bahsettiği sayfanın içerisinde hac hazırlığından, Arafat'tan, Müzdelife'den hatta hacdan sonra yapmamız gerekenlere vurgu yaptıktan sonra bize bir uyarıda bulunuyor. Dua ederken sadece dünyayı talep etmenin, sadece dünyaya dair bir takım taleplerde bulunmanın doğru olmadığını, dünyayı isteyenlerin, sadece dünya için talepte bulunanların ahiretten nasipsiz olacağını, onlar için ahirette hiçbir şey yaratılmadığını ifade ettikten sonra bize doğru bir cümleyi, doğru bir dua ifadesini öğretiyor Rabbimiz. Ve bu ayeti kerimeyi her namazın sonunda okumayı Peygamberimizden sünnet olarak görüyor ve namazlarımızı bu duayı yaparak tamamlıyoruz. Bakara suresinin 201. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ İnsanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. Bu ayeti kerimeye baktığımızda duada bir dünya ve ahiret dengesinin bize öğretildiğini görüyoruz. Elbette ki yaşamış olduğumuz hayata dair taleplerimiz, arzularımız, meşru isteklerimiz olacak. Dara düştüğümüz noktalarda Rabbimize yönelişlerimiz olacak. Dünyanın iyiliğini arzu etmemiz de söz konusu olacak. Bu iyilikler, mal, mülk, imtihanlarda başarı, evlatlarımızın sıkıntılardan arınması gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bunu istememizde herhangi bir engel yok şüphesiz ki. Bundan dolayı Cenab-ı Allah diyor ki, doğru dua eden insanları bir anlamda tanımlarken, onlar dua ederken, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver ama sadece dünyanın iyiliği yetmez ki. Bize ahirette de iyilik ver diyerek bize bir anlamda ahireti unutmamayı öğretiyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, hiçbir şey bize ölümü, dünyanın faniliğini, geçiciliğini ve ahireti unutturmamalıdır. Biz bulunduğumuz mekanlarda misafir olduğumuz düşüncesini asla zihnimizden çıkartmamalıyız. Şöyle bir basit teşbih yaparsak eğer, 3-4 günlüğüne, 5 günlüğüne, 10 günlüğüne bir soluklanmak için, nefes almak için herhangi bir tatil mekanına gittiğimizi düşünelim. Oranın rahatı, konforu, iyiliği, oradaki nimetlerin fazlalığı anlık, gelip geçici şeylerdir. Ve biz asıl zihnimizde oradaki imkanların güzelliğinden ziyade döndükten sonra daha fazla yaşayacağımız mekandaki iyiliği ve huzuru, mutluluğu arzu edip ister ve ona yönelik eylemlerde bulunuruz. Dünyada da misafiriz. Dünya bizler için bir misafirhanedir. Dünyada da iyi olmak, dünyanın iyiliğine de muhatap olmak, dünyada da sıkıntılardan arınmak elbette Rabbimizden isteyeceğimiz şeylerdir. Ama asıl olan ahiretin iyiliğine, ahiretteki huzura ve mutluluğa talip olmaktır. Anne babalar, büyüklerimiz, dedeler, nineler, evlatlarına, torunlarına dua ederken sakın ola ki sadece onların dünya iyiliği, dünya huzuru için dua etmesinler.
dünyadaki başarılarını arzu ettikleri gibi ahiretteki iyilik ve huzura dair talepleri de ihmal etmesinler lütfen. Cenab-ı Allah dünya ve ahiret iyiliğini beraber istemeyi bize öğretirken bir mümin olarak cehennem azabından korunmamızı da bize öğretmiş oluyor. Dualarımızda bu dengeyi gözetirsek, dualarımızı bu denge üzerine inşa edersek, bir sonraki ayeti kerimede de dualarımızın süratle kabul olunacağını ve bize karşılık verileceğini Yüce Rabbimiz müjdeliyor. Dua ederken dünya ve ahiret dengesini unutmayarak dua edenlerden olabilmek temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.